Zeynep! Durdur şunu Zeynep! Zeynep! Sağ çek sağ! Lan sağ çeksene! Efe! Zeynep aç şunu! Oğlumu kaçırırsın ha? Oğlumu kaçırırsın. E şimdi gösteririm sana. Hayırdır karıcığım? Bir yere mi gidiyorsunuz? Zeynep kapıyı aç. Açmayacağım. Kapıyı aç diyorum sana. Zeynep aç. Camı aç, camı, bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Beni beklemiyordun galiba. Şaşırdın mı yoksa? Biz gidiyoruz. Çek kamyonunu yoldan. Çekil. Allah Allah. Nereye gidiyorsun ya? Kimden izin aldın? Kimseden izin almam gerekmiyor. Gerekmiyor. Ben neciyim lan burada? Benim çocuğumu benden kaçırıyorsun. Kolay mı öyle? Anne, çocuğumu bu karmaşadan uzağa götürmek istiyorum. Götürürsün. Hadi götürsene. Sıkıyorsa götür. Babası burada, babası. Annesi de burada. Anne. Ben onu düşünüyorum. Bir kere hayatında bir kere oğlunu düşün. Çekil git yolumuzdan. Ya bir huzur ver bize, huzur ver. Anne, kavga etmeyin artık. İyiliğini istiyormuş. Sor bakalım çocuğa, zorla kaçırıyorsun. Sor. Gelmek istiyor mu diye. Yapma bak Allah. Efe. Rahat bırak çocuğu, yapma. Yapma şunu. Efe. Oğlum sen annenle gitmek istiyor musun? Ha? Bak kaçıracak seni benden. Bir daha yüzümü de göstermeyecek. Ya yeter! Sen istiyor musun böyle bir şey Efe? Zeynep! Efe sıkı tutun oğlum. Zeynep! Anne lütfen kapıyı aç. Zeynep! 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 Anne kapıyı aç. Anne! Anne! Zeynep dur! Ben senin... Anne! Geri zekalı! Şimdi gösteririm ben sana. Anneciğim geri dönemem. Her şeyi ayarladım anneciğim. Çok güzel bir yere gidiyoruz lütfen. Ama babam. Anneciğim lütfen babana boş ver şu anda. Güzel şeylere konsantre ol. Her şey çok iyi olacak. Anne ben bir şey diyeceğim. Korkma tamam. Korkma biliyorum korktum. Birazdan bırakacak bizi takibi zaten. Bırakmasa da gördüğümüz ilk polisin önünde duracağız. Ya ama anne ben gitmek istemiyorum. Anneciğim lütfen. Şu anda ben sağlıklı düşünemiyorum görmüyor musun? Anne bak böyle olmaz ne olur. Kötü şeyler olacak biliyorum. Babam durmayacak hiç. Lütfen geri dönelim anne. Siz bir babamla oturun. Bir sakince kavga etmeden bir konuşun. Sen de biliyorsun böyle olmayacağını. Ulan yavaş kullan! Tamam. Tamam dönüyorum. Bir süreliğine döneceğiz ama sonra yolumuza tekrar devam edeceğiz. Haklısın tamam. Bunu bir çözelim. Böyle olmaz ya. Doğru. Tamam. Sağ ol anne. Ha? Bak, öyle döndürürler işte. Anne neşelen biraz ya.
İstediğin zaman atlar gidersin, birlikte de gideriz. Bize de değişiklik olur. Mars'a taşınmadılar ya. Ha? Hem onlar için de iyi olacak bu. Bence ablam doğru bir karar verdi bak. Arabada kolonya var mı Bulut? Var, torpidoda. Ne oldu? İyi misin? Başım dönüyor biraz da. Tansiyonum düştü herhalde. Ya acile gidelim, gösterelim. Ay yok. Ha? Tamam, acil macil. Eve götür, dinlenirim evde, iyileşirim. Çok üzdün kendini be anne. O kadar sorun ettin ki ablamların gidişini. Biraz büyük mü yaşıyorsun her şeyi? Biraz sakin ol ya. Merak etme. Evde dinlenince geçer. Şu camı açayım da bir hava al. İyiyim. Geldik. Geleyim mi anne sen? Gelmene gerek yok. Sen işine gücüne bak oğlum. Anne, 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 anne aç gözünü. Duyuyor musun beni? Abi, abi yardım eder misiniz? Annem, annem bayıldı. Arabaya taşıyabilir miyiz? Kapıyı açar mısın? Yavaş, yavaş abi, yavaş. Abi yavaş. Yavaş, yavaş. Abi geç karşıya, kapıyı açar. Anne, sağ ol abi. Nereye gidiyor bu ya? Nereye gidiyorsun sen Zeynep ya? Ulan ben burada ölümden dönmüşüm, gelmişim. Bir de bunun saçmalıklarıyla uğraşıyorum. Ay Zeynep, ben seni. Zeynep! Arayan soran olmadığına göre Tuğrul sözün tuttu mu? Teyze çok iyimsersin ya. Biraz sonra çalacak kapı, gelecek polisler, alacaklar hepimizi. Hatta seni de alacaklar. Ya valizin falan hazırlasan iyi olur. Sen de artık işin içindesin. Ceren yeter artık felaket tellalı gibi. Anne, olacakları söylüyorum ben. Hala benim aklım almıyor. Sen nasıl bırakabilirsin o adamı ya? Hem de babama söylemeden. Abla, Ceren haklı. Enişteme ara, söyle. Adamın en azından salındığını bilsin. Arayamıyor kendim korkusundan. Tuğrul enişteme bir şey yapmaya kalkabilir. Adam bilsin ki arkasını kollasın en azından. Bak babam arıyor. Kesin gitti Tuğrul karakola. Babam kaçıyor olabilir. Aç, sor. Aç. Efendim? Ne yapıyorsunuz Melike? Bir sorun var mı? Yok bir sorun İlyas. Benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Ben onu bıraktım. Kim? Tuğrul'u mu bıraktın? Evet. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun Melike? Ben demedim bana sormadan bir şey yapma diye. Ne yapıyorsun sen şimdi? Niye böyle bir şey yaptın? İlyas, niye bağırıyorsun? Bağırma, dur. Duyacaklar. Ya kimse duymaz. Dışarıdayım ben. Ya sen ne yapıyorsun Melike? Bir şey yapmam gerekiyordu İlyas. Yemin etti, güvendim ben de. İyi halt ettin Melike. Herif karakolda soluğu almıştır çoktan. İşte şimdi... Tamam, kapat. Ey Allah'ım yarabbim ya. Demet, bak rica ediyorum senden. Şu Melahat'i, Tuğrul'u, katili falan unut. Tamam mı? Eve git, güzelce bir dinle. Ya Sedat, benim derdim sadece bu cinayet değil ki.
Bu kadın benim yüzümden bu halde. Ben Meliha'nın tekrar gerçekle bağını kurabileceğini düşünüyorum. Onu birazcık daha iyi tanıyabilirsem, nerede kaybolduğunu görebilirsem... ...tedavisi için iyi bir seçenek sunabilirim ben ona. Oo, hayırlı olsun, yeni bir takıntımız var ha. Allah Allah, Allah Hadi Allah. Bakalım, kolay Çok gelsin. İyisin de bu konuyla ilgili. Hı-hı. Sustum. Anneciğim, ben 5 dakikaya geliyorum hemen, tamam mı? Bekle sen beni burada. Sedat Bey, ben de size gelecektim. Merhaba. Merhabalar. Hayırdır, ne oluyor? Ya bu oluyor işte. Ben şikayetçiyim bu adamdan. Sedat, ben bu kadından şikayet... Ben senden şikayetçiyim. Ya çocuğumu kaçırıyordu. Ben son anda yakaladım. Ya kamyonun üzerimize sürdü ya. Neredeyse kaza yapacak. Bir de arabada oğlu var. Kaçırdığın çocuk. Senden uzaklaştırmaya çalıştım çocuğu. Ah, kendi ağzıyla itiraf et işte. Şikayetçiyim. Pardon da bunu niye saldınız? Bu adam katil ya. Zeynep. Katilsin. Bütün deliller elinizde, ormana gitmiş, çocuğu görmüş, biliyorsunuz bunu. Bu adam dışarıda olduğu sürece herkesin canı tehlike altında. En başta da benim. Sen ne saçmalıyorsun ya? Katil falan değilim ben. Ya arkadaşlar, biraz sakin olur musunuz? Rica edeceğim. Zeynep Hanım, siz gidebilirsiniz. Tuğrul, sen kal. Biraz konuşacağız seninle. Allah Allah, ben niye kalıyorum ya? Sen bu kadını bıraksan yine çocuğumu kaçıracak. Ya. O beni ilgilendirmez. Annesi istediği yere götürür. Ya Sedat, nasıl anne ilgilendirmez, olur mu? Anne, anneanneme bir şey olmuş. Dayım arıyor. Bulut, ne oldu? İyiyim, iyiyim annem şu anda. Ne oldu ya, bir şey mi oldu? Tamam tamam, hemen geliyorum, tamam. Zeynep Hanım, anneniz iyi mi? Annemi yoğun bakıma kaldırmışlar. Benim hemen gitmem lazım. Gel anneciğim. Zeynep, ne oldu ya? Tuğrul. Sen kalıyorsun, biraz konuşacağız. Ya yine mi ben suçluyum Sedat ya? Kadın benim çocuğumu kaçırıyor, sen beni götürüyorsun ya. Tuğrul. O kadar gerilme ya. Birkaç soru soracağım sadece. İyi tamam, sor. Sor ama çabuk sor. Çıkmam gerekiyor. Ne çok sevinim var mısın? Herkesi merak etti seni. Karın ayrı geldi, sevgilin ayrı geldi sordu. Anlat bakalım, neredeydin? Tamam, sorduğun çok iyi oldu Sedat. Ben sana anlatayım nerede olduğumu. Yüzümden oldu hepsi şimdi. Hepimizi birlikte hapse atacaklar. Ulan inşallah hepinizi aynı hücreye koyarlar da birbirinizi yersiniz ya. Aslan kes sesini, sabrımısın ama benim vallahi gebertirim seni buradan. Acaba diyorum, beni bıraksanız da bu dertten hep beraber mi kurtulsak ha? İlyas, o kadar mı korkuyorsun hapishaneden? Tamam bak, beni bırakırsan var ya, yemin ediyorum kızını ispiyonlamayacağım. Bir tek senin adını söyleyeceğim. Bak bu kıyağı da kimseye yapmam abi.
İlyas. Buyurun komiserim. Kapat kapıyı, geliniz. İlyas, seni daha önce görmüştüm. Bir kez daha görmek istedim. Bak, bu adam artık dışarıda. Olur da bir yerde karşılaşırsınız. Ya da özellikle karşılaşmak istersin falan. Gözüm üzerinde, haberin olsun. Anladım komiserim, tamam. Hadi bakalım, çıkabilirsin sen. Komiserim, ben bir şey soracaktım. Bu adam hani kayıptı ya, ortalıkta yoktu. Bir şey söyledin mi, neredeymiş falan? Ya şimdi siz burada iki gün boyunca bana psikolojik şiddet uyguladınız ya. Gülme ya. Vallahi bak, ben dışarı çıkınca kendimi çok kötü hissettim Sedat. Paranoyak oldum resmen ya. Her şeyden uzaklaşmak istedim. Kaçıp gitmek istedim buralardan. Gittim bir tane balıkçı kulübesine, sahilde. Vallahi iki gün takıldım orada. Sonra düşündüm ama yok, gidemedim. Güzel hikaye. Ya niye gidemedin? Oğlum için. Oğlumun hasreti ağır bastı. O yüzden. Açıkçası bana pek inandırıcı gelmedi. Ama çok da önemi yok bu saatten sonra. Sen de dediğim yap. Hadi. Ya memur bey, hadi ya. Hadi gözünü seveyim bak. Bir imza için insan bu kadar bekletilir mi? Karım çocuğumu kaçıracak, hadi. Tamam, getirdik işte. Neresi? Hemen şuraya. Tamam mı? Tamam, çıkabilirsin. Eyvallah. Tuğrul. Ne var? Ne oldu, niye söylemedin? Oğlumun üstüne yemin ettim çünkü. Ama bak İlyas, bir daha seni ya da o kızını 100 metre yakınımda görürsem var ya, anında ispiyonlarım seni. Ona göre. Affedersiniz. Annemi getirmişler buraya. Canan katıksız, yoğun bakımdaymış. Abla, abla. Bulut. Nasıl? Yoğun bakımda mı? Çıktı, çıktı, kendine gelmiş. Sahiden mi? Görebiliyor muyuz peki? Abla yok, anjiyoyu aldılar şimdi. Anjiyoyu, niye anjiyoyu aldılar? İşte bakacaklar tıkalı damar var mı diye. Spazm geçirdi ya. Ha, rutin yani bu. Tabii tabii. Uyutmuyorlar bile. Damardan girecekler, bakacaklar, ona göre tedavi verecekler. Ben şöyle bir oturayım. Otur ya. Otur, sakin ol ya. Efe, dayıcığım sen de endişelenme. Anneannenin bir şey yok şu an. Biz gidiyoruz diye mi böyle oldu? Hayır dayıcığım, olacağı varmış olmuş. Sizle alakalı bir şey değil. O şimdi düzenli yemeğini yiyecek, tedavisini yapacaklar. Hiçbir şey kalmayacak anneannen, tamam? Hadi bakayım, geç otur. Abla. Biz çok korktuk ya. Geçti. Abla. Efe telefonda babam geldi falan dedi, anlamadım. Nereden gelmiş, kaç gündür yoktu? Ne bileyim. Yol dönmüşü kesti ya birdenbire. Şimdi bir şey söyleme, canı sıkkın zaten. Tamam. Tamam, görüşürüz. Anlatmamış. Al işte ya. Kesin başka bir planı var o zaman. Ya ne planı olacak Ceren? Söylememiş işte. Allah Allah. Sana ne oluyor teyze ya? Niye bağırıyorsun? Yoruldum çünkü. Dünden beri gerim gerim geriliyorum.
Yok öldü mü, kaldı mı, kaçtı mı? Şimdi de ihbar edecek mi? Yeter bu kadar stres, fazla bana. Ne oluyor? Ne oluyor şimdi? Yani... Sedef. Sedef iyi misin? Sedef geleyim mi? Miden mi bulandı? Bir daha bulanıyor. Ne öyle bakıyorsun abla? Yani... Başka bir durum olabilir mi Sedef? Ne durumu? Hayır yani ne bileyim, öyle durduk yerde miden bulanınca hani... Yok öyle bir şey abla. Ya stresten oluyor bana bu. Daha önce de olmuştu. Ne oldu, iyi misin? İyiyim. Bak size bir video izlettireceğim. İnternete düşmüş. Ben bu kadından şikayetçiyim. Ya çocuğum, bu kadın katil babaymış diye yüklemişler. Bir Arap oğlum var. Kaçırdığın çocuk. Kendini uzaklaştırmaya çalışıyorum. Ha, kendi ağzıyla itiraf et işte, şikayetçiyim. İskiliğe saldınız. Katil mi adam ya? Zeynep. Katilsin. Bütün deliller olsun, ormana gitmiş, çocuğu görmüş. Hiç iyi olmadı mı? Biliyor musunuz bütün bunları? Bak ya. Senin ne işin var lan burada? Ne biçim konuşuyorsun lan? Permacan Hanım benim de annem sonuçta. Merak ettim geldim, sana ne? Lan ne annesi, bas git buradan. Çek lan elini. Ablamın da yolunu kesmiş, sen eşkıya, sen kimsin lan? Çek! Tamam canım lütfen, tamam. Olay çıkarmaya çalışıyor zaten, geç. Lütfen. Her seferinde ya. Ya sen ne bir istiyorsun bizden, çek ya git buradan ya. Ya ya sen ne yüzle geliyorsun buraya? Hiç utanmıyor musun? Ne istiyorsun bizden? Tamam be. Allah Allah. İnsanlık yapalım dedik. Yapma. Zaten ne anlarsınız ki siz insanlıktan? Oğlum nerede? Yok oğlum burada. Yalan söyleme, nerede? Yok burada oğlum. Ha burada. Allah Allah. Efe? Oğlum? Nasılsın? Müsaade edersen oğlumla yalnız konuşmak istiyorum. Etmiyorum. Anne biraz konuşalım, bir şey olmaz. Oğlum ya... Efe. Çok zengin bir şey gelmiş yine ya. Annen artık beni sevmediği için bak bizi ayırmaya çalışıyor işte. Sen neden gelmedin? Geleceğim diye söz verdim, ben seni hep bekledim. Efe gelemedim oğlum ya. Bak şimdi niye gelemediğimi söyleyemeyeceğim ama yemin ediyorum çok zor durumdaydım oğlum. Tamam arayamadım da kusura bakma. Vallahi bir daha böyle bir şey olmayacak, tamam mı oğlum? Efe oğlum bak, anneni burada kalmaya ikna etmek zorundasın. Yoksa bak benim sabrım tükeniyor. Tamam mı? Bu kadar sakin olamayacağım. Sen şimdi ona de ki. Hadi yeter. Ya dur lan, daha bir şey konuşmadık ki çocukla. Sana çok bile. Şimdi Meliha, bu Tuğrul. Mezarcı. Evet, kürekli adam, aynen. Bu
mavi bereli çocuk. Kaan. Onlar konuşuyorlar. Bu da sensin. Onları izliyorsun. Ben değilim. Ben buradayım. Ben oyuncak değil ki. İnsanım ben. Kesin insanım. Kesin. Dur. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin. Meliha. Tabii ki oyuncak değilsin. İnsansın. Ama biz şu an onları konuşurken gördüğün günü konuşuyoruz. Tamam mı? Tamam. Sonra ne oldu? Sen dönüp gittin mi mesela? Yok. Gitmedim. Tamam. Süper. İzliyorsun. Sonra ne oluyor? Bu kürekli adam bu çocuğa bağırıp çağırıyor mu? Üstüne mi yürüyor, saldırıyor mu? Ya bir zarar veriyor mu? Kesin kötü bir adam. Bu kesin, kesin. Tamam, neden kötü bir adam deyip duruyorsun? Simit parası vermedi bana. Bismillah ya. Param bitti benim. Simit alacağım. Ben çek elini. Parasız vermem diyor. Kesin vermem diyor. Para ver, ver. Bana ne ya, bana ne? Defol git. Allah Allah. Simit parası nereden çıktı Melia? Yani bu adama gittin ve sana para mı vermedi? Ne oldu anlamadım. Kesin kötü bir adam. Kesin. Kesin. Kesin Melia, kötü bir adam. Melia kesin. Nereye gidiyorsun? Melia. Afiyet olsun abi. Maşallah iyi yedin. Acıkmışım vallahi ya. İki gündür boğazımdan bir lokma bir şey geçmemişti vallahi. Kart geçersiz diyor abi. Nasıl geçersiz ya? Senin cihaz bozuktur. Bir daha dene. Ne geçersiz diyor abi? Ver bakayım bunu. Al bunu dene. Bu da geçersiz abi. Allah Allah. Ne oluyor bu kartlara ya? Nakit de yok ki üzerimde. Ne yapsak acaba? Bilmiyorum, ne yapsak? Hayır, üzerimde telefon da yok. Yani olsa bir arkadaşımı arayacağım, gelip ödeyecek de. Sen numarasını ver abi, biz arayalım kendisini. Çağırırız biz kendisini. İyi, tamam. Sedat, ben bu kadından şikayetçiyim. Sen? Ya çocuğumu kaçırıyordu. Ya kamyon üzerinde sürdüğüm var. Kamyon için bir kara kutu sorun var. Selamın aleyküm. Oo, amirim hoş geldin. Eyvallah. Ne haber? İyiyim amirim. Ben de senin videoyu izliyordum internette. Hangi videoyu ya? Ya şu çocuk katili yok mu? Oh. Sahi amirim, siz bu adamı nasıl serbest bıraktınız? Katil olduğu besbelli. Çocuğu da en son bu görmüş. Şüpheli hareketlerini gören de çok fazla. Sosyal medyada neler yazıyorlar. Tamam, bırak şimdi sosyal medyayı falan. Kapat şunu da. Sen bana şuradan tek taş yüzük göster bakayım birkaç tane. Hayırdır amirim, evlilik teklifi mi? Bakalım, var bir şeyler, hayırlısı. Güzel. Allah tamamını erdirsin. O zaman sana kampanyadaki yüzükleri göstereyim. Bunlardan alırsan yengeye bir çifte küpe veriyoruz. Şimdi bana bak. Çok bütçem yok abi, bana uygunlarını göster bunları. Uygun amirim. İyi, hadi bakalım. Anne. Canım. Kızım. Neymişsin? Ah, kimler gelmiş, çocuklarım gelmiş. İyiyim, daha iyiyim. Çok korktum ama çok. Biz de çok korktuk anne. Gidiyorum sandım. Işığı gördüm. Sonra hop, U dönüşü yaptım. Geçmiş olsun anneanne. Anneannem, oh. Kurban olurum sana. Benim yüzümden gidemediniz değil mi? Olur mu anneciğim hiç? Ne çıktı anne anjiyoda? Ne çıkmadı ki? İki damar tıkalı. İki. Bir tanesi %40, öbürü %50. Stent takıp açtı doktor. Sonra ne dedi biliyor musunuz? Hiç gücüm yok.
otoban gibi oldu. Artık güle güle kullanabiliriz. Canan Hanım, çok yormayın kendinize. Ay, bir şey yaptığım yok ayol. Çocuklarımla konuşuyorum. Konuşmayayım mı? Hayat kısa. Kime ne zaman ne olacağı bak hiç belli olmuyor. Birbirimizin kıymetini bilmemiz lazım. Ya. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne diyordum ben? Ha, bir ışık gördüm diyordum. Bir ışık, uhrevi bir ışık. Anne, seni böyle sevdiğinde götürürken hafif böyle gözlerini açtın. Acaba bu floresanları falan mı gördün yok, sen? Yok yok, öyle bir ışık değildi. Uhrevi bir ışıktı diyorum oğlum. Emin misin bak, olmasın floresan. Evet, floresan değil. Sinir etme beni. Sessizlik oldu. Derinden bir ses. Gel Canan, gel. Gel. Bana gel dedi. Tam gidiyordum. Sonra bir an durdum. Vazgeçtim. Ne? Çocuklarım var benim dedim. Çocuklarım. Bana ihtiyaçları var onların dedim. Gitmekten vazgeçtim. Sonra gidersin Canan dedim kendi kendime. Annem iyi. İyi formda. İyi evet. Benim kartlara ne oldu anlamadım ya. Hayır, telefonum olsa bankayı arayacağım da. Tamam Turul, konuşuruz. Bir çıkalım da şuradan. Hayırdır birader ya? Siz niye bakıyorsunuz öyle? Fahrettin, buraya çocuk katillerini alıyorsanız biz bir daha gelmeyelim Hasan. Hey hey, ne biçim konuşuyorsun öyle çocuk katili falan? Hayırdır? Bir dedikleniyor musun lan? Bir daha görmeyeyim seni burada. Lan ne küfür ediyorsun? Allah Allah. Adam gibi konuş. Turun çıkalım şuradan ne olur. Ya duymuyor musun ne diyor herif? Duyuyorum ama çıkmamız lazım bir an önce buradan. Gerizekalı mıdır nedir ya? Tamam dur. Sus Turun. Katil babaymış diye haberler çıkmış. Tüm Şile bunu konuşuyor. Gitmemiz lazım. Eve gitmemiz lazım. Ne haberi ya? Kızım beni saldılar işte ya. Suçsuzum ben. Ya çekmiş sizi bir emniyetin önünde. Zeynep bağırıyor Sedat'a bu katili niye saldınız diye. Sosyal medyaya koymuşlar, olay olmuş. Bak al. Ya saçmalama. Ben katil falan değilim. Ulan bak katil değilim. Yemin ediyorum var ya bu kadın beni bir gün katil yapacak ya. Görüyor musun başımı açtı belayı? Görüyorum Tuğrul, görüyorum da bizim bir an önce eve gitmemiz lazım. Ne olur bak, ya. Bak var ya. Bunu çekin de kesin Zeynep ayarlamıştır ya. Çağırmıştır kapının önüne. Ulan bu kadın var ya şeytan ya. Yemin ediyorum şeytan. Tuğrul bağırma ne olur. Ya yürü tamam ya. Tamam. Lütfen. Bu zamana kadar konuşmadı da. Bu herife güven olmaz. Yarın gidip her şeyi anlatabilir. O zaman ne yapacağız? Eninde sonunda bırakacaktık İlyas. Daha fazla uzatamazdık bu işi. Öyle her an kapı çalacakmış gibi beklemek de ne zor şeymiş ya. Haberlere de çıkmış. Hı? Şile'de neler oluyor diye başlık atmışlar. Bak yazıyor ki sabah saatlerinde sosyal medya ve yerel haber kanallarına düşen video on binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Şile'de işlenen çocuk cinayetinde babanın bu videosu olay oldu. Bak fotoğrafı da var. Tamam kızım tamam, biliyoruz zaten, üstümüze gelme ya. Daraltma içimizi. Ama Tuğrul hakkında çok kötü şeyler yazıyorlar. Yani sokağa çıkamaz bu adam bundan sonra, ben size söyleyeyim, hayatı kaydı. Onun hayatı kaydı da onunla beraber bizim de hayatımızı kaydıracakmış gibi bir his var içimde nedense. Hayırlısı. Nesi var bunun, hayırdır? Stresten midesi bulanıyormuş. Yok ya, gelmiyorum. Niye? Ne oldu, neyin var? Ay Turul meselesi mi yine? Ha evet evet ya, bu 40 kişiyle konuştum sabahtan beri. Hı.
Savcısı ayrı, müdürü ayrı. Sanki herif suçlu da ben salmışım gibi bir algı var. Anlamadım vallahi. Tamam o zaman ne yapacağız bu akşam biliyor musun? Biz bu konu hakkında hiç konuşmayacağız. Çok güzel makarna yaptım. Aç mısın? Ya açım. Açım aç olmasına da. Ya Demet acaba şöyle güzel bir yere gidip düzgün bir yemek mi yesek ha? Ne dersin? Makarnam düzgün değil mi ya? Hayır, hayır canım. Ya öyle demek istemedim de yani ne bileyim böyle şey açık hava bir yere gidelim. Ha? Ne bileyim kafamız dağılsın böyle. Farklı bir yer olsun. Hem ya işte başka şeyler de konuşuruz. Ne gibi başka şeyler? Ya başka şeyler işte yani. Özel şeyler. Sen, ben, geleceğimiz falan. Allah Allah. Çok meraklandım şimdi. İyi tamam. Tamam sen beni burada bekle. Nereye gidiyorsun? Yani öyle özel bir yere gideceksek benim de güzel olmam gerekir değil mi? Ya senin her halin güzel ama yine de sen bilirsin. Teşekkür ederim. Lütfen buyurun içeri Sedat Bey. Tamam tamam sen hazırlan ben bekliyorum burası. Anladım Nedim, anladım. Tamam. Borçları ödemeden yapamıyoruz yani. Ne? Ulan Nedim Allah'tan kork ya. Sen yapma bari. Ya tamam. Ulan yazıklar olsun sana ya. Ya kapat şu telefonu. Kapat. Senin herif ya. Ne oldu ya? Bizim avukat parasını istiyor dingil ya. Ulan ben burada sana yarım saattir dil döküyorum. Benim hesaplarım bloke edilmiş. Neredeyse iflas edeceğim. Cebimde arabama koyacak benzin parası yok. Herif kalkmış parasını istiyor. Ne yapayım lan ne yapayım? Gidip tuvalete para mı? Tamam. Tamam bir sakin olup oturur musun? Bak. Bu durum düşündüğümden ciddi Tuğrul. Sosyal medyada onu görürsem şöyle döverim böyle şişlerim diyen 40 tane şey okudum ben. Nereye şişliyorlar ya? Hayırdır? Allah Allah. Anca konuşurlar. Yine de dikkatli olman lazım. Bu 40 kişiden bir tanesi yapsa yeter. Durulana kadar ortalık evden çıkma bence sen. Ulan Zeynep. Geri zekalı ya. Yemin ediyorum onun yüzünden oldu. Eğer bilerek yapmadıysa var ya ben de adam değilim. Ya sen kalk bak. Karakolun önünde avazın çıktığı kadar katil diye bağır. Olacak iş mi ya? Sen de düşme peşlerine Tuğrul. Bırak gitsinler. Yavrum ben onun peşinden mi gittim ya? Çocuğumu kaçırıyordu engel oldum. Olma Tuğrul. Nereye kaçırabilir çocuğunu? İlla ki öğrenirsin yerlerini. Ya niye işi bu kadar inada bindiriyorsun? Bırak gitsinler. Boşan sen. Hayatımızı yaşayalım. Ortalık durulsun. Elbette çocuğunu göreceksin yani. O işler öyle olmuyor işte Işıl. İnsan ya kendi çocuğumu bir daha göremezsem diye korkuyor. Yok ya. Ben şimdi boşanma davası açayım var ya. Mahkeme hayatta çocuğumu vermez bana. Direkt Zeynep'e verir. Katil diye bir kere adım çıkmış benim ya. Benim bir an önce aklanmam gerekiyor. Bir durum daha var Tuğrul. Zeynep bunu mahkemede kullanır bence haberin olsun. Neyi kullanır? Zeynep biliyor. Neyi biliyor? Bizi, ilişkimizi. Işıl sen ciddi misin? Ulan nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl duydu? Sen mi söyledin yoksa? Tutamadın mı çeneni? Ya bir dur, bir sakin ol. Tamam anlatacağım. Bir dur. Yok anneciğim be. Ne bileyim hani gidemiyorsunuz diye benim yüzümden belki canı sıkılmıştır. Yok anneciğim ne alakası var? Aa. Anne sen niye böyle şeyleri kafaya takıyorsun? Dinlen biraz hadi. Doktor da öyle dedi zaten. İki gün dinlen sonra taş gibi olur. Aynen. Dedi. Aynen anneciğim. Ben bir Bulut'u arayayım. Efendim bir sesini duyayım tamam. Sen de dinlen ama. Nasıl oluyor değil mi? İnsan özeyi veriyor hemen evladını. Görüyorsun bak.
Ya. Geliyorum ben. İyi hadi ara bakalım. Efendim abla, annem iyi mi? İyi, iyi canım, merak etme. Ne yapıyorsunuz? İyi, oturuyoruz, oyun oynuyoruz. İyi, oynayın bakalım. Televizyon izlemesine sakın izin verme, tamam? İnternete de girmesin. Ha, bu sosyal medya falan ondan mı? Gördün değil mi? Maalesef. Yarın sakın hastaneye falan da getirme onu. Yanından ayırma. Ya Tuğrul bütün bu olanları benim yaptığımı zannedecek şimdi. Çok korkuyorum bir şey yapacak diye ya. Delirmiştir şimdi o. Gerçekten çok dikkat etmemiz lazım. Hiçbir şey yapamaz, sen merak etme. Bana bir Efe'yi versene sen telefona. Vereyim. Ebeveynini arıyor. Efendim anne. Canım, nasılsın? Ne yapıyorsun, iyi misin? Aha, oyun oynuyorduk dayımla. İyi anneciğim, oynayın. Dayın yanından ayrılma, olur mu? Sakın bak, sözünden de çıkma. Tamam, merak etme. Tamam anne. Hadi seni çok öpüyorum. Bay bay, iyi eğlenceler. İyi geceler. Hazırsan başlatıyorum. Ben hep hazırım. Hareketlere bak ya. Dayı. Efendim dayıcığım. Aranız düzeldi mi? Kimle aram düzeldi? Sedef ablayla. Ha. Bir iyiyiz, bir kötüyüz ya Efe. Bizim durumlar biraz karışık. Sedef, uyuyor muydun güzelim? Kerem'le. Soda getirdim, belki midene iyi gelir. Daha iyi misin? Biraz daha iyi. Sedef. Başka bir şey varsa bana söyleyebilirsin. Çekinme. Hayır abla. Hamile değilim. Keşke olabilsem. Burak Bulut iyi bir çocuk. Siz bırakmayın birbirinizi. Tutunun birbirinize. Biraz zaman geçsin. Belin olur, belki ben de teyze olurum. Olamazsın. Çünkü benim bir sorunum var. Hamile kalamıyorum ben. Ne sorun? İşte o kürtajdan sonra bir sorun oldu. Çocuğum doğması mümkün değil yani. Hangi kürtaj? Benim seni zorla götürdüğüm kürtaj mı?